Kendimiz için doğru tercihler yapmayı nasıl kolaylaştırırız? Bazen kendimiz için doğru tercihler yaparken bazen yapamıyoruz. Peki o an kararlarımız neler etkiliyor olabilir? Gelin birlikte göz atalım. 1. Yeterli ve kaliteli uyku. Uykumuzu alamadıysak o gün vereceğimiz bütün kararlar bundan etkilenir. İlişkilerimizde daha sabırsız oluruz. Beslenmemizde seçici davranmayız. Enerji ihtiyacımız olur ve çok atıştırmak isteriz. Daha çok kahve içmek isteriz. Yanlış kararlar verir ve tartışmaya açık oluruz. Böylece liste uzayıp gider. Uyku saatine sadık kalmak bu sorunu ortadan kaldırır. Uyku öncesi yapacağınız aktivitelerin uykunuzu kaçırmadığından emin olun. 2. Stresi uzaklaştıran aktiviteler. Stresten kaçamayız ama stresi üzerimizden atmanın yollarını deneyebiliriz. Stresliysek en iyi halimizde olamayız. Vücudumuz kasılır ve ağrılar hissedebiliriz. Kesik kesik nefes alır ve yediklerimizi sindiremeyiz. Kendimize güvendesin, rahatlayabilirsin mesajı verecek aktiviteleri düzenli yaparak stresin üzerimizde birikmesini önleyebiliriz. Bunun için nefese odaklanmak en basit yoldur. Ayrıca meditasyon, sessiz bir köşede bir şey yapmadan oturmak, yürüyüş yapmak gibi anı fark etmenizi sağlayacak, sizi yavaşlatacak aktiviteler, biriken stresi bırakmanızı sağlar. 3. İhtiyaç anında destek istemek. Bazen çok yük taşırız. Kendimizi düşünmek listenin en sonuna kalır. Yardıma ihtiyacımız olduğunda bize destek olacak insanlardan destek istediğimizden emin olalım. Şikayet ettiğimiz pek çok şey için kendim daha hızlı yaparım ya da benim yaptığım gibi olmaz diye düşünerek yardım istemiyor olabiliriz. Her şey istediğimiz gibi olmasa da bazen sadece işlerin daha iyi yürümesi için destek istemekten çekinmeyelim. 4. İç sesimize ve düşüncelerimize paralel davranışlar. Çoğunlukla hayat görüşümüze, değerlerimize uygun davranmak isteriz. İç sesimize uymayan, bizi rahatsız eden kararlar vermek bizi mutsuz eder. Bir şey bizim için hayır ise, o an zor gelse de ona hayır diyebilmek, uzun vadede kendimizi daha mutlu hissetmemizi sağlar. Mutlu hissettiğimizde kendimizle ilgili daha doğru kararlar verme eğiliminde oluruz. Unutmayın, kök sebepleri bulana kadar kendimize neden diye sorarsak sonucu daha kolay değiştirebiliriz.